Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Pro Analize'ye hoş geldiniz. Bu videoda Metaverse arsalarını inceleyeceğiz. Hangi arsa ne kadar fiyat ve nelerin yanında bulunuyor? İnceleyeceğimiz arsalar Metaverse dünyası Mana'ya ait. Diğer bir adıyla Decentraland olarak geçiyor. Bakalım sol tarafta Market Palace var arkadaşlar. Market Palace'a tıklıyoruz. Burada aşağıya doğru indiğimizde arsaları aşağıda görmüş oluyoruz. View all diyelim. Hepsini birden görelim. Şu anda açık mavi yananlar satılık durumda. Hatta on sayılı kapatayım. Şu şekilde açık maviler söndü. Tekrar açtığımda satılık arsaları yeniden görüyoruz. Arsalar nasıl parçalara ayrılmış? Biraz daha yakından bakalım. Örneğin biraz daha yakından bir örnek. Örneğin şu şöyle E harfine benzeyen tek bir arsa. Diğerleri tek kutucuk, aralarında siyah çizgi olanlar tek kutucuklar, ayrı ayrı satılmaktadır. Oyunun merkezi Genesis Plaza olan yer, yeşil renkli olan yer. Merkezinden ziyade haritanın ortası diyelim, 0.0 konumu. Sol tarafı aldıkça eksi konumlara doğru gidiyoruz. Yukarı doğru artı konumlar yine. Sol taraf ve aşağı doğru gittikçe koordinatlar eksiye düşüyor. Sağ taraf ve yukarıya gittikçe koordinatlar artıya düşüyor. Bu şekilde aramak istediğiniz arsayı da bulabilirsiniz. Arsaların fiyatına bakalım. En ucuzdan başlayalım isterseniz. En yeni değil de en son satılık Nivus'ta şu anda. En ucuzdan başlıyoruz. En ucuz 5050 mana. Ethereum ağından bağlanılması gerekiyor. Bazılarında beyaz göreceksiniz. Onlar da mana fakat poligon ağından bağlanılması gerekiyor. Her neyse konumuza geri dönelim. Şu anda eksi 150'ye eksi 132 bölgesinde bir adet parsel şu anda 5050 manaya satılık. 5050 mana bakalım neye tekabül ediyor? Mananın bugünkü değerine bakacağız bu arada. Bakalım mana günümüzde kaç dolar değerinde? Günümüzde 2.05. Düz hesap yapalım. Hiç hesap makinesini ortaya koymayalım. 2 dolar olsun. Ve şu anda bu arsanın değeri yaklaşık olarak 10.100 dolar değerinde. 10.100 dolar neye denk geliyor? Şöyle 10.100 diyelim. Günümüzde dolar 13.5 olarak hesaplarsak çok farklı zamanlarda çok farklı değerler olacak. Hem mana hem de TL dolar bazlı. Günümüzde mana dünyasında en uygun arsa 136.350 TL'dir. Kenarda köşede kalmış bir arsa. Daha ortalarda bulunan bir arsa da var. İsterseniz gelin bir göz atalım. Bu arsanın etrafında neler var? Metaverse dünyasının içerisine girelim. Mana'nın. Evet, sitemiz açılsın. Market Palace değil. Simgeyi tıklayacağız. Decentraland.org. Ana sayfa direkt karşımıza burası çıkıyor zaten. Sağ tarafta Start Exploring diyoruz. Daha sonra sağ tarafta herhangi bir cüzdanımız açıksa zaten hesabımız olmuş oluyor kayıtlı bir şekilde. Ben cüzdan olarak MetaMask kullanıyorum. MetaMask'la şu anda kayıtlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Biraz zaman alabilir. Çok hızlı yüklenmiyor. Evet, şu anda giriş yaptık. Hatta birazdan etrafta bir sürü kişi göreceğiz. Yüklenmesi ne kadar zaman alıyor? Bir bekleyelim, siz de görün. Gördüğünüz gibi bir sürü insanlar şu anda gelmiş durumda. Evet, satılık olan arsamıza geçiş yapalım. Kaçtı? Eksi 150, eksi 132. O koordinatlara gidiyoruz. Eksi 150, eksi 80'lerdeyiz. Biraz da aşağıda. Eksi 150, eksi 132. Haritanın en sol alt köşeleri. Şu şekilde jumping diyoruz. Ve oraya doğru uçuyoruz. Evet, arsamıza geldik. Eksi 150, eksi 132. Etrafta küçük bir yapı var. Onun dışında pek de fazla bir şey göremiyorum. Karşıda da küçük bir yapı var. Şöyle ben size arsanın boyutunu söylemeye çalışayım. Sol tarafta görmüş olduğunuz unnamed ve eksi 150, eksi 132 koordinatları var. Birazcık ilerliyorum.
Eksi 151 oldu. Sınır burası. Diğer sınır 133 oldu. 132 aynen burası. Yani buradan şu ağacı, sağ taraftaki ağacı baz alırsak şurası. Şu sol tarafımızdaki ağaç arsanın tam ortası oluyor. Yani arsanın boyutunun küçüklüğünü size göstermeye çalışıyorum aslında. Tek bir parselde neler yapılır hiçbir fikrim yok. Şu şekilde ileri gittiğimde eksi 149'a geldi. Şu pembe alana kadar. Şu ağaç tam merkezde olsun. Şuradan şu şekilde arsayı dolanıyorum. Yaklaşık olarak arsamız bu kadarcık. Bu arsanın bedeli videonun başında söylemiş olduğum üzere 136.350 TL'ye satın alabilirsiniz değerli arkadaşlar. An itibariyle Mana'daki en uygun arsa sadece bu kadar ve 136.000 küsür TL'dir. Ve bu da kripto paralarının bayağı bir düştüğü günlere denk gelmekte. Şu anda Bitcoin'in bedeli 35.000 dolar civarı. Bu noktadan baz alabilirsiniz. Dolar da 13.5 TL. Dolar yeniden 18 liraya çıkarsa, kripto paralarda Bitcoin'de de yeniden 60 küsür bin liraya çıkarsa o zaman durum çok daha farklı olacaktır. Daha farklı arsalar bakalım. Harita üzerinden bakalım. Örneğin merkeze çok yakın tekli bir arsa. 1 milyon mana. 1,5 milyon mana. Yaklaşık olarak 1 milyondan gidiyor. Mesela bir şu arsa 300 bin. Şu 1 milyonlara göre çok daha ucuz mu kalmış? Bir bakalım. O noktaya bir uçuş yapalım. Kaç? Eksi 12, eksi 6. Şuradan hemen oraya bir hızlıca uçalım bakalım. Bakalım kaç? Çok fazla gittik galiba. Çok ters yerlere gittik. Şu şekilde evet. Eksi 12, eksi 6. Bu tarafa atlıyoruz bakalım. 300 bin mana değerindeki arsa nasıl bir şey? 300 bin mana da 600 bin dolara denk gelmektedir. 600 bin dolar da hemen çarpalım. 600 bin çarpı 13,5. Yaklaşık olarak 8 milyon TL'lik bir parsellik arsadan bahsediyoruz. Şu şekilde eksi 12 eksi 6. Buranın etrafı tabii ki de daha dolu merkezde. Şurası şöyle gidiyorum. Arsanın size boyutlarını göstermek adına ilerliyorum. Eksi 5'e geldi burası. Buradan yola kadar, yoldan da şuraya kadar. Tamam, buradan bakmak daha iyi olacaktır. Şu karşıdaki binaya kadar şu şekilde arsanın bedeli 8 milyon TL. Belki çok çok ucuz 8 milyon TL, belki çok çok pahalı. Sektör çok yeni olduğu için kestirmek zor. Sadece Mana'da Metaverse dünyası yok. Birçok platform Metaverse dünyasını inşa ediyor. Hangisi tutarlı olacak, hangisi aktif kalacak? Şu anda online oyunculara bakalım hatta. Baktığımızda benim bulunduğum yerde şu anda 962 online player var. Diğerlerinde 300-100 civarı oyuncular var. Online oyunlarda daha çok insanlar olabiliyor aslında. Yani şu anda aşırı bir online yok. Metaverse'ün her ne kadar çok zirvede olduğu trend olmuş olsa da hemen arkamızdaki arsaya bakalım. Burada ikili satılık mesela. İkili arsa satılık eksi 12 eksi 5 ve eksi 12 eksi 4. Hemen şöyle arkamızı dönüyoruz. Burası 7. Şurası 5. Eksi 12 eksi 5 ve eksi 12 eksi 4. Zaten burada yer zemini döşenmiş durumda. Şu yer zemini döşenmiş olan yer 1 milyon mana, yani 2 milyon dolar. Yani 27 milyon TL. Çok ucuz mu yoksa çok pahalı mı? Bunu bize zaman gösterecek. Burada bir web sitesi konmuş. Bakalım neresi? Gerçi Discord bu. Discord'una girmek için
Bir link atmış arkadaş. Genellikle NFT'ler oluyor, yani NFT sergileri oluyor ve NFT'lerin linki oluyor ortamda. Mesela bir online oyuncu, Pixel Sandwich. Profiline bakabiliyoruz. Ondan sonra arkadaş olarak ekleyebiliyoruz. Yarı sosyal bir oyun. Daha doğrusu tamamen sosyal. Fakat o daha ticaret. Mesela buradaki haritada kırmızı görmediğimizden dolayı buradaki arkadaş bot. Zaten 900 küsür online olduğunu söylemiştik. Bu video daha çok arsa fiyatlarıyla alakalı bir videoydu. Bir iki arsa karşılaştırması yaptık. Yani bu arsalar ne işimize yarıyor? Mesela Holy Ones diye bir yer var. Buradan web sitesine giriş yapabiliyoruz tıklayarak. Hani böyle reklam yapılabilir. Şuraya bakıyorum. Ok mu atıyorsun artık? Bir şeyler yapılıyor. Burada ne var? Müzik. Yani alakalı alakasız şeyler inşa edebilirsiniz. Bütün dünyanın buluştuğu arsa aslında. Mesela bir bakıyorsunuz, sol tarafınızda Çinli bir arsa var. Çince yazılar varken diğer tarafta farklı bir ülkenin, farklı bir kültürün yazıları. Bu kadar yüksek arsa fiyatları, yüksek diyorum ama şu an bana yüksek geliyor. Aslında çok mu ucuz yoksa çok çok pahalı mı? Bunu bize sadece zaman gösterebilir. Yani şu anda Metaverse'ün geleceğini bilemeyiz. Bir anda popüler olup sonradan çökebilir de, ya da bakarsanız çok çok daha öne açılır. Fakat şunu söyleyeyim, yani benim bilgisayarımın ekran kartı RTX 2060. Sanırım biraz da internet hızıyla alakası var. Yani böyle haritayı gezerken zorlanıyorum. Yeni bir şeyler yüklenmeye kalktı mı? Gördüğünüz gibi yüklenmesi biraz zaman alıyor. Mesela bakalım bu neymiş? NFT mi galiba? Bir link var. OpenSea'de 0,6 Ethereum'a satılıyor yanlış görmediysem. Price 0,1. 0,1 Ethereum değerinde bu görmüş olduğunuz NFT. Yani günümüzde ne kadar? Günümüzde yaklaşık olarak Ethereum'a bir bakalım. Ethereum kaça düştü en son? Ethereum 2500 dolar desek, 250 dolar civarında şu anda. 13,5'la da çarptığımızda 3375 TL'lik bir NFT. Ağırlıklı olarak NFT sergileri var. Metaverse'de bu arada Samsung da sponsor. Hani Metaverse diyorum, Mana'ya. Mana dünyasını ben artı bir olarak görüyorum diğer dünyalara göre. Evet, günümüzde 2022'nin başlarında arsa fiyatları şu anda bu şekildedir. Dil destekleri ise şu anda günümüzde İngilizce, İspanyolca ve Çince olarak var. Evet, arsaların günümüzde 136.000 TL'den başladığını gördük. İlerleyen günlerde talep arttıkça veya azaldıkça, aynı zamanda kripto para ve dolar kuru şekillendikçe bakalım nerelere kadar çıkacak ya da inecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.